Şimdi Ayn Rand, Robert Nozick ve doğal haklara bakalım. Ayn Rand ünlü bir roman yazarı. En çok Atlas Vazgeçti adlı kitabıyla tanınan Rand, çok sayıda felsefe kitabı da yazdı. Robert Nozick ise Anarşi, Devlet ve Ütopya adlı ünlü kitabı yazan Harvard'lı bir filozof. Her ikisi de doğal haklar yaklaşımını benimsiyor. Yani doğal hakların siyasi meselelere karar vermek için doğru yaklaşım olduğuna inanıyorlar. Amerika kuruluşundan bu yana güçlü bir doğal haklar geleneğine sahiptir. Doğal hakların Tanrı'dan geldiğine inanan John Locke'un fikirlerinden güçlü bir şekilde etkilenmişlerdir. Ve bunun bağımsızlık bildirgesinde ifade edildiğini gördük. Ayn Rand, objektivizm denilen felsefi yaklaşımla ilişkilendirilir. Rand, nesnel bir gerçeklik ve nesnel bir ahlak olduğunu, gerçekliği ve ahlaki ilkeleri aklımızı kullanarak keşfedebileceğimizi iddia eder. İnsanın doğasında yaşama, hayatta kalma isteği olduğunu biliyoruz. İnsanların hayatta kalabilmeleri ve yaşayabilmeleri için bazı doğal haklara sahip olması gerekir. Bunlar insanın var olması için gereklidir. Dolayısıyla doğal hakların insanın doğasından kaynaklandığını biliyoruz. Buna teleolojik açıklama denir. Yani doğal haklar insanoğlunun hedefi ya da amacı için vardır. Robert Nozick de doğal haklara inanır. Kişisel çıkarlarının peşinde koşan rasyonel insanların başkalarının doğal haklarını ihlal etmeyeceğini düşünür. Hakların var olduğunu varsayar. Bunun sonuçlarının ne olduğunu inceler. Bu, insan doğasına ilişkin belli bir görüşe dayanmaz. Dolayısıyla bu görüşe göre doğal haklar deontolojik bir yaklaşımdır. Doğal haklar bize ne yapmamız gerektiğinin sınırlarını çizer. Örneğin, öldürmeyeceksin. Bu, bize insanların öldürülmeme haklarını korumamız gerektiğini söyleyen açık bir ahlaki ilkedir. Dolayısıyla her ikisi de doğal haklara inanıyor ancak bu iki farklı yöntemle açıklıyorlar. Her ikisi de devletle ilgili temel sorunun doğal haklarımızı ihlal etmesi olduğu konusunda hemfikir. Hedeflerinize ulaşmak için güç kullanmak ahlak dışıdır. Kapitalizmin tek ahlaki ekonomik sistem olduğunu savunuyorlar. Kapitalizm gönüllü mübadeleye dayanır, zorlamaya dayanmaz. Dolayısıyla devletle ilgili sorun, yaptığı şeylerin çoğunun doğal haklarımızı baltalamak olmasıdır. Peki hükümetin rolü nedir? Tek amacı doğal haklarımızı korumaktır. Buna minimal devlet denir. Rand bunu gücü nesnel kontrol altına alan minimal bir devlet olarak tanımlar. Nesnel olarak hükümetin rolünün ne olması gerektiğini belirleyebiliriz. Nozick de zora, hırsızlığa, dolandırıcılığa karşı minimal bir devlet olması gerektiğini söyler ve sözleşmelerin uygulanmaya zorlanması devletin meşru görevidir. Bu görevlerin ötesindeki her şey gayrimeşrudur. Çünkü insanların haklarını ihlal eder. Yetişkinlerin rızaya dayalı eylemlerinden bahseder. Gönüllü olarak anlaştıkları sürece insanların ne yapmak istiyorlarsa onu yapmalarına izin verilmelidir. Bunun sonucu olarak da sadece bizi korumak için tasarlanmış minimal bir devlete inanıyorlar. Yani devletin bizi savunmak için bir ordusu olmalıdır. Bizi suçlulara karşı koruyacak polis hizmeti sağlamalıdır. İnsanlar arasındaki çatışmaları çözmek için mahkeme hizmeti vermelidir. Ve hepsi bu kadar. Bunun ötesinde refah devleti gibi herhangi bir hükümet biçimi için hiçbir gerekçe yoktur. Such as a welfare state.